Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir zürafanın yapılışını göstereceğim. Zürafa tamamı sığmadığı için kadrajı şu şekilde göstereyim. 39-40 santim civarında. Kolay. Yeni başlayanların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Ve güzel bir sonuç oluyor. Ve 0-3 yaş için çok ideal. Yani oyuncak olarak 0-3 yaş için, oynaması için çok ideal bir model. Kullandığım iplere gelelim. Lakopırlantanın beyazını, bebe mavisini ve grisini kullandım. Bu modelde tabii ten rengi vardı, ufak bir parça onu kullandım ama şimdi öreceğim de grisini kullanacağım. İstediğiniz renkler olabilir. Su yeşiliyle de yaptım daha önce. En alttaki birinci videomda vardır. O da çok güzel oluyor ama daha çok 0-3 yaşına hitap ettiği için bebek renkleri olursa daha hoş duracak diye öneriyorum. Hemen şimdi yapılışına bu videomda kafasını, kulaklarını ve boynuzunu yapmayı planlıyorum. Daha sonraki videoda devamına devam edeceğim. Hemen şimdi kafasıyla yapılışına başlıyorum. Beyaz bir renkle başlıyorum. Daha sonra bebe mavisine geçeceğim. Bu arada abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. İlk başta biraz yavaş başlayayım. Amigurumiye yeni başlayanlar için. Sihirli halkamı yaptım. Sihirli halkanı bir tane zincirle sabitledim. Şimdi içerisine 6 adet sık iğne yapacağım. Şu parçayı dışarıya alıyorum. 3 4, 5 ve 6. Sihirli halkayı çekerek kapatıyorum. Bir sıraya geçmek için ilk ilmeğimi örüyorum. Şimdi 6 adet sık iğnem var. Bu sırada her ilmeğin üzerine çift batarak 6 olan sayımı 12'ye çıkartacağım. Çift sık iğne yapıyorum her ilmeğe. Ve 12. 11 olmuş, bir tane daha var. 12. İşte bu karışıklıklar olmasın diye şimdi araya bir tane ip alıyorum. Sıra takibim. Artık bu ipe geldiğimde sıram bitmiş olacak. Şimdi bu sırada bir tane tek sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift sık iğne örerek sayımı 12'den 18'e çıkartıyorum. Bir tane tek, bir tane çift örerek İlmek sayım 18'e çıktı. Şimdi ipimi bir üst sıraya alıyorum. Bu sırada iki tane tek sık iğne örüp üçüncüye çift sık iğne yapıyorum. İki tanesini tek, üçüncüye çift. Sıranın sonuna kadar 6 defa bunu tekrarlıyorum. İki tek, bir çift örerek sayımı 24'e çıkartıyorum. Bu sırada 2 tane tek, bir tane çift örüyorum. 2 tane tek ve çift. Sıramın sonuna geldim. Sayım şu anda 24 ilmek. İpimi bir üst sıraya alıyorum. Bu sırada da 3 tane tek, bir tane çift. Çiftler hep genelde üst üste, hepsi üst üste geliyor. Artırmalarım. 3 tanesini tek örüp bir tanesini çift örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu sırayı da 3 tek bir çift örerek sıra sonunda ilmek sayım 30'a çıkıyor. 3 tane tek, bir tane çift. Bunu 6 defa tekrarlıyorum.
şu an sayayım 30 ilmek. İpimi bir üst sıraya alıyorum. Bu sırada 30 ilmek olarak düz arttırma, eksiltme yapmadan her ilmeği bir defa batarak sıra sonuna kadar 30 ilmek olarak görüyorum bu sırayı. Arttırmadan, eksiltmeden düz bir şekilde de bu sırayı öreceğim. Sıramın sonuna geldim. İpimi yine değiştiriyorum. Bu sırada da arttırmaya devam ediyorum. 4 tane tek. 2, 3, 4. 5.'ye çift batıyorum. Sıranın sonuna kadar 4'ünü tek örüp 2, 3, 4, 5.'yi çift örüyorum. 4 tek, 1 çift ile sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bu sırada ilmek sayım 36'ya çıkacak. Dört tane tek ördüm. Zaman zaman hızlanıyorum. Elimde olmadan mümkün olduğunca yavaş örmeye çalışıyorum. Çünkü hızlı ördüğüme dair şikayetler var. Bu durumda durdurarak izleyebilirsiniz. Ben de videolarla öğrendim örmeyi. O şekilde öğrendim. Tavsiye olarak yeni başlayanlara tavsiyede bulunayım. Şimdi 4 tek 1 çift ördükten sonra sayım 36'ya çıktı. Yine arttırıyorum bu sırada. 5 tane tek. 4 ve 5. 6'ya çift batıyorum. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 5'ini tek 1, 2, 3, 4, 5. 5'ini tek 1 tane arttırıyorum. Bunu da 6 defa tekrarlayacağım bu sırada. 3, 4, 5. Bu şekilde de bu sırayı devam ediyorum. Sıramın sonuna geldim. 42 adet ilmeğim var. Şimdi de 3 sıra boyunca 42'yi sabit tutarak, yani düz bir şekilde örerek, eksiltme, arttırma yapmadan 3 sıra boyunca beyaz ile örmeye devam ediyorum. Beyaz ip ile 3 sıra 42 ilmek olarak düz bir şekilde devam edeceğim. 3 sıra beyaz renkle 42 ilmek ördüm düz bir şekilde. Şimdi burada ana rengim olan bebe mavisine geçiyorum. Sıkıştırıyorum. Alttan yürütüyorum her iki ipin de katlarını. Yine düz bir şekilde 42 ilmek olarak 4-5 tane yürüttükten sonra beyazı artık kesebilirim. Şimdi de mavi ile 3 sıra 42 ilmek olarak öreceğim. Düz bir şekilde 3 sırada mavi renk ile örmeye devam ediyorum bu kısmını. Düz bir şekilde 3 sırada mavi ile öreceğim. 3 sıra mavi ile ördüm düz bir şekilde. Sıranın sonuna geldim. Şimdi bu sırada bir sıra azaltma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek sık iğne örüp bir tane azaltma yapacağım. Azaltmanın bir tanesini göstereyim. Her iki ilmeğin de benden taraf katlarını alıp bir seferde ipi çekip örüyorum üzerine. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek örüp bir tane azaltma yapıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde 6 defa tekrarlıyorum. 3, 4, 5. 5 tane tek ördüm. Bir tane azaltıyorum. Beş tane tek, bir tane azalttım.
5 tane tek bir tane azaltıyorum. Son kez 2 3 4 ve 5 tek örüp bir tane azaltıyorum. İlmek sayımı şu anda 36 ilmeğe düşürdüm. Şimdi de 8 sıra boyunca düz bir şekilde 36 ilmek olarak üzerine örmeye devam ediyorum. 8 sıra 36 ilmek olarak arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Bu şekilde devam ediyorum. 8 sıra sonra tekrar devam göstereceğim. 8 sıra 36 ilmek olarak ördüm. Şimdi de artık azaltmalara geçiyorum. Bu sırada 4 tane tek örüyorum. 2, 3, 4. 1 tane azaltıyorum. 4 tek, 1 eksilti sıra sonuna kadar devam ediyorum. Aradaki ipi de ördüm. Üç ve dört. Bir tane eksiltiyorum. Sıra sonunda sayım 30 ilmeğe düşecek. Dört tanesini tek, bir tane eksilterek 6 defa sıra sonuna kadar devam ediyorum. Eksiltiyorum. Dört tek bir eksilt yaparak ve son eksiltme. Sıramın sonuna geldim. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. 3 tek, bir tane eksiltiyorum. Sayımı 24'e düşüreceğim. 3 tane tek, bir tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. 3 tane tek, bir tane eksiltiyorum. Pırlanta biraz kalın bir ip. O yüzden örümü diğerlerine nazaran Alize Cotton Gold'a göre daha zor. Ve bu sırayı da bitirdim. 3 tek 1 eksilt örerek. Şimdi içerisini dolduracağım elyafımla. Ondan sonra tekrar eksiltmeye devam edeceğim. Böyle içini güzelce doldurayım, sıkı ve sert bir şekilde devam edeceğim. Doldurdum. Şimdi de bu sırada 2 tane tek, 1 tane eksilt. Sıranın sonuna kadar bu sırayı 2 tek, 1 eksilt örerek ilmek sayımı 18'e düşürüyorum. Yavaş yavaş artık kapanıyor. İkisini tek örüyorum. Bir tanesini eksiltiyorum. 2 tek. 1 eksilt. 2. Ve bu sıram da bitti. Şimdi de bir tek bir eksilt yapıyorum. Birini tek, birini eksiltiyorum. Birini tek, birini eksiltiyorum. Sayımı sıra sonunda 12'ye düşüreceğim. Bayağı bir kapandı. Şimdi yeniden ördüğüm için bu kısımlarda bir boşluk oluştu.
Bu sıradan sonra artık orayı da birazcık elyafla dolduracağım. Çünkü bundan sonra iyice küçüleceği için bu sıradan sonra dolduramayacağım. Şöyle ben bütün tığlarımı bu şekilde doldurma yaparak mahvettim. Ama bir türlü huyumdan vazgeçemiyorum. Şu plastikler zamanla çıkıyor. Şöyle hiç boş yer kalmayacak şekilde burayı da doldurdum. Şimdi de hepsini eksilteceğim. 6 defa eksiltme yapacağım. Son eksiltmemi bir tane atlayarak yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sonra üzerine bir zincir örüyorum. Birazcık ip bırakarak şimdi şu son kısmını dikerek ipi içine çektirirseniz, çünkü şey küçük çocuklar için olduğu için oradan sökülmesini engellemek amaçlı şöyle bir hemen elimdeyken karşılıklı alarak ipi içine çektiriyorum. Kafası bu şekilde. Şimdi de kulağı ile devam ediyorum. Kulak ve boynuzunu da daha sonrasında yapacağım. Kulağı da mavi renkle, bebe mavisiyle örüyorum. Hemen kulak içinde bir sihirli halka yapıp içerisine 6 adet sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkayı kapatıyorum. Bir üst sıraya geçmek için bir tanesini örüyorum. Evet, 6. Bu sıram bitti. Şimdi bu sırada bir tek bir çift örerek sayımı 6'dan 9'a çıkartıyorum. Bunu 3 defa tekrarlıyorum. Bir tek bir çift bir tek ve bir çift. Şu anda ilmek sayım 9. Şimdi bu sırada ikinci sıra, üçüncü sıra oluyor. Bu burada da 2 tane tek, bir tane çift, 2 tane tek, 3 defa bunu tekrarlıyorum. Bir tane çift. Sıranın sonunda 12 adet ilmeğim olacak. 2 tek, 1 çift. Son çiftim. 12. Ara yine ip bırakabilirsiniz. Sıra takibimiz kolay olsun diye. Şimdi de 3 tane tek, 1 tane çift. Sayım burada 15'e çıkacak. 3 tek, 1 tane çift. 3 kere tekrarlıyorum bunu. 3 tek, 1 tane çift. Sayım şu anda 15 ilmek. Artırmaya devam ediyorum. Bir üst sırada da burada da 4 tane tek, bir tane çift, 4 tane tek, 4, bir tane çift. Sayımı 18'e çıkartıyorum bu sırada. 2, 3 ve 4. Son çiftim. Sayım 18 ilmek oldu. Şimdi bu sıra son artırma sıram. Şu engel. Bu sırada da 5 tane tek, 5, 1 tane çift.
da 3 kere tekrarlıyorum. 2, 3, 4, 5 tane tek, 1 tane çift. Üç, dört ve beş. Bir tane çift. 21 ilmeğim var şu anda. Bunu 6 sıra boyunca eksiltme, arttırma yapmadan 21 olarak düz bir şekilde 6 sıra daha öreceğim. Eksiltmeden, arttırmadan 21 ilmek olarak örmeye devam ediyorum. 6 sıra düz bir şekilde 21 ilmek olarak ördüm. Şimdi bu sırada eksilteceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek örüp 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek, 1 tane eksiltiyorum. Ve son tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane, 1 tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna geldim. 5 örü 1 eksiltle sayımı 18'e düşürdüm. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. Bu sırada 2, 3, 4. 4 tane örüp 1 tane eksiltiyorum. 1, tekrar 2, 3, 4 tane tek örüp 1 tane eksiltiyorum. Ve son kez 1, 2, 3, 4 tane tek örüp 1 tane eksilterek 18'den sayım 15'e düştü. Ve son eksiltmem 1, 2, 3 tane örüyorum. Bu sırada da 1 tane eksiltiyorum. Bunu tekrarlıyorum. 1, 2, 3 örüp 1 tane eksiltiyorum. Ve son kez 1, 2, 3 örüp 1 tane eksilterek bu sırada da sayımı 12 ilmeğe düşürdüm. Şimdi katlıyorum. Karşılıklı her iki katı da düz bir şekilde 6 sık iğne ile kapatıyorum. Bundan bir tane daha örerek kulağımı da bitirmiş oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dikmek için bir miktar ip bırakıyorum. Kulağı da bu şekilde sonunda katlayarak dikeceğiz. Şimdi de boynuzuyla devam ediyorum. Boynuzunu beyaz iple örüyorum. Yine bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 adet sık iğne yapacağım. 1, 2, 4, 5 ve 6. Sihir halkamı kapatıyorum. Bir sıraya geçiyorum. Şimdi her ilmeğe çift örerek sayımı 6'dan bu sırada 12'ye çıkartıyorum. 6. Ve 12. Her ilmeğe çift ördüm. Bu sırada sayım 12'ye çıktı. Şimdi bir artırma daha yapacağım. Bu sırada bir tek, bir çift örerek sıra sonuna kadar sayımı 18'e çıkartacağım. Bir tek, bir çift örüyorum bu sırada. Şu anda ilmek sayım 18'e çıktı. Şimdi de 3 sıra boyunca 18 ilmek olarak artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde devam ediyorum. 3 sıra 18 ilmek olarak devam edeceğim. 3 sıra 18 olarak ördüm. Şimdi bu sırada bir tek,
bir eksilt yaparak sayımı 12'ye düşüreceğim. Sıra sonuna kadar 6 defa bir tek bir eksilt yapıyorum. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu ve 6. eksiltimi. Bir tek bir eksilt yaptım. Sayımı 12'ye düşürdüm. Şimdi bu sırada da tekrar eksilteceğim. En son eksiltme yaptım. Yine 2 tek bir eksilt yapıyorum. 2 tek bir eksilt yapıyorum. Bu sırada 3 defa ve sayımı 9'a düşürdüm. 2 tek bir eksilt. Sıranın sonuna geldim. Şu anda 9 ilmeğim var. 4 sıra boyunca 9 ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Düz bir şekilde eksiltimi arttırma yapmadan 9 ilmek olarak 4 8 ve 9. Bu şekilde düz 4 sıra daha örüyorum. 4 sıra daha ördükten sonra şimdi burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. Üzerine bir zincir çekip bir miktar dikmek için ip kesiyorum. İçini de elyafla dolduracağım. Evet, biraz zor. Küçük bir parça olduğu için şöyle makasımın ucuyla doldurup özellikle şu anten kısmının iyice doldurmasını sağlayacağım bu şekilde. Bundan bir adet daha yapıyorum. Ve boynumuzumuz da bitmiş oluyor. Kulağını, boynuzunu, kafasını ördüm bu videoda. Şimdi hemen ben devam edeceğim. Ama bunu burada kesiyorum. Bir sonraki videomda da gövdesini planlıyorum. Evet. Boynuz da bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Birer tane daha yapayım ben şimdi bu parçalarda. Ondan sonra da gövdesine devam edeceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.